Ne yaptınız? Nasılsınız? Ne çabuk değil mi? Hemen bir bölüm daha. Vallahi süper bir şey geldi aklıma. En popüler sinematik akorlar. Ne demek? Ya tabii bu bir kural değil yani. Yani sinematik akor olması için bir şey gerekmiyor. Böyle bir şey yok ama. Baktığın zaman genele insanların çok çabuk dizilimleri kullandığını görüyorsun. Bunlar çok fazla tercih edilen yürüyüşler. Tabii ki böyle bir kaide yok. Bunları gitarda da çalabilirsin, piyano da çalabilirsin. Bunlarla şarkı da yapabilirsin. Ama bunlar çok tercih edilen akorlar ve zannediyorum tercih edilmesinin bir sebebi var. Ortak notalar. Ne demek istiyorum? Bunlarla ilgili örnek yaptım 5-6 tane. En sonunda da şeyi göstereceğim. Benim çok sevdiğim bir akor geçişi göstereceğim. Bu o kadar kuvvetli bir akor geçişi ki gerginliği anlatabilirsin, şahlanmayı anlatabilirsin, duygusallığı anlatabilirsin. İnanılmaz bir bağlantısı var iki geçişin birbiriyle. Hadi çok fazla uzatmadan bakalım neler olmuş. Şimdi proje bu. Burada ilk önce hepsini göstereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bahsettiğim gibi çok kullanılan akorlar var. Şurada da az önce bahsettiğim iki akorun ne kadar kuvvetli olduğunu anlatmaya çalıştığım bir bölüm var. İlkiyle başlayalım. Dizilimlerin hepsini la minör üzerinden verdim ki arızasız bir gam olsun diye. Eksen notamız la. La minör gamında hiçbir arıza yok biliyorsunuz. İşte bunun paralel majörü de do majör. Hemen kısa kısa bakalım abi. İlk önce piyanoyla çaldım, sonra orkestral bir hale getirdim. En sonunda da bir üzerine ufak bir melodi yazdım ki hani iş nereden başlayıp nereye geliyor? İlk örnek şöyle. Çok duymuşsundur bence bunu. Bu yürüyüşü çok fazla duymuşsundur. Akorlar yazıyor. Gam üstünde kaçıncı derecede oldukları yazıyor. İşte bir eksen A, altılısı. Üçüncü derecesinde olan do majör. Ve yedinci derecesinde olan, şurası kafanızı karıştırmasın, standart sol majör. Bunu yaylara adapte ettiğiniz zaman, yani sinematik bir hissiyat vermeye başladığınız zaman, ya da sinematik değil mi, orkestral diyeyim daha doğrusu, orkestraya yaydığınız zaman şöyle bir etkisi oluyor. Bu stringlerde herhangi bir edit yok. Sadece burada bir ufak orkestral hall preseti, bir şey reverb var. Onun dışında bir EQ, MQ bir şey yok. O şeyden de bahsedeyim bu arada. Evet, bu şey daha önceki videolarımda da var. Bu benim çok beğendiğim bir library ve bu tür sinematik şeyler için çok kullandığım bir library. Bunun açıklamasını koyarım. Yani daha önceki bölümü koyarım yukarı. Violinler, kemanlar için bunu kullandım. Nucleus yeni denediğim bir library. Fena değil. Çok fanı olmasam da güzel şeyler çıkartıyor. Ayarlar bu şekilde. Hiçbir şeye dokunmadım. Brasslar Forza'dan A Gladiator Welcome diye bir presetini kullandım. Burada da hiçbir şeye dokunmadım. Piyano, yanlış hatırlamıyorsam, Piano Eskend'in, Heavisty'nin sinematik bir library bu. İçinde birçok şey var. Preset var. Kurcalayın, edinin. Ondan sonra onun dışında şuraları hızlı geçmek istiyorum. Onun dışında da başka bir şey yok. Hep böyle standart. Sonunda başka bir library kullandım bu bahsettiğim bölüm için. Oraya gelince anlatacağım. Nerede kalmıştık? Şimdi üstüne bir şeyler eklenerek gelen bölüme bakalım. Bu akor diziliminin hissiyatı işte tabii ki bir kahramanlık var. Başarmışlık hissi var. Başarmışlıktan sonra belki de böyle bir rahatlama durumu var ve bir şeyi ululaştırma, büyükleştirme durumu var. Bu dizilim çok meşhurdur. İlk örnek buydu. Sonraki biraz daha dramatik. Hemen akorlara geçelim. Daha önce bahsettiğim gibi 6. derecesi fa majör, re minör, birinci ekseni la minör ve işte yedincisi sol majör. Deminki örnekte aklıma gelmedi. Nasıl yazdığımı göstereyim. Çok standart. Akorun bileşenlerini orkestraya yayıyorsun. Şu demin şeyden bahsetmiştik ya. Onu da anlatmıyordum. Ortak notalar. Bu akorların bu kadar popüler olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi ortak notaları olması. Geçişleri çok kolaylaştırıyor. Şuraya geldiğin zaman 3 akordaki buradaki la ortak nota. İş bir tek burada değişiyor. Ve bu armoniyi daha da kolaylaştırıyor, yazımı daha da kolaylaştırıyor ve daha çok tercih ediliyor. Buradaki piyanoda ne basıyorsa, şu arkadaşlar, pardon,
Şunlar ne basıyorsa sistem hep aynı. Bunları ayrı ayrı orkestraya diziyorsun. En azından akorlama bölümünde ya da işte akorları belirttiğin yerler dediğim. O da şu şekilde oluyor. Tabii ki modülasyon kullanıyorsun. Daha önce de söylemiştim. İnsanlaştırma, nefes aldırma bölümü. Ortak nota olduğu gibi 3 akor boyunca uzuyor. 1. akor, 2. akor, 3. akor. Buradaki la 3 akor kadar uzuyor. Ve altlar, burada ekstra herhangi bir şey yok. Sadece akorun notalarını basıyor. Tabii ki bunlarla beraber burada modülasyon dediğimiz kavram devreye giriyor. Devamına bakalım. Dediğim gibi dramatik bir yapısı var. Belki biraz kaybediş var. Tabi bunlar yani benim yorumum ama ortak olarak birçok sahnede bu dizilimleri bu şekilde gördüm. Bir kaybediş durumu söz konusu. Böyle bir belki bıkkınlıkla bir bırakmışlık söz konusu. Takip etmemek gibi bir sürü kavram çıkabilir ama genel olarak dramatik bir yapısı var diyebilirim. Hemen yeşile geçelim. Akor dizilimleri gene burada bu şekilde. Sas dörtlü bir solümüz var bu sefer. Hissettirdiği beklenen bir haber, bir başarı, başarmışlık ondan sonra içinden çok dramatik de çıkıyor. Dramatik de çıkarabileceğiniz bir akor dizilimi. Böyle beklenen bir haber, anlatabiliyor muyum? Onun ulaşması, özellikle rahatlama kısmı bence çok fazla. Hemen kırmızıya geçiyorum. Şunları bir daha tekrar etmiyorum. İşte 1. derecesi, 5. derecesi, 6. derecesi, la minör gamının ve 4. derecesi. Bakalım. Çok affedersiniz, bu modülasyonun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? İşi nereye götürüyor yani? Bu ciddi şekilde uğraşılacak yani crescendo, decrescendo. Çünkü bu iş böyle yani. Bununla uğraşman gerekiyor. O zaman çok farklı bir yere gidiyor iş. Baksana ifade ne kadar güzel. Bunun hissiyatı da bence sakin bir galibiyet, haklı bir gurur ve büyük bir rahatlamışlık hissi var. Pozitif, negatif değil bence. Evet, biraz da dramatiklik var. Bu tür şeylerin üzerine melodi veya işte armonizasyon, çok seslilik, geri kalan aletleri yazdığınız zaman diyeyim, o tamamen sizin yaratıcınıza kalmış. Onu bol bol çalışarak, dinleyerek, müzik dinleyerek bir yere taşıyabilirsiniz. Son dizilim de şu şekilde. Çok popülerdir. Hissiyatı bakımından bence ayağa kalkış, pes etmemek, devam etmek, bir şey ulaştırmak, böyle
ekranın ortasında yukarı çıkarmakla alakalı bir dizilim bence. Evet, dramatik bir yapısı var ama çok bir yandan da nasıl diyeyim, sahneye hakkını verir bir durumu var. Anlatabiliyor muyum? Bu çok popülerdir. Kısa kısa geçiyorum. Şimdiki esas mesele abi, benim seneler içinde çok sevdiğim bir durum bu. Şimdi burada bir part var. La minör gamından örnek vermiştik ya, 1 ve 6'dan bahsedeceğim. Yani la minör ve fa majörden bahsedeceğim. Bunu herhangi bir gamın üzerine uygulayabilirsiniz. Birinci derecesi işte atıyorum re ise re minör, e si bemol majör gibi. 1 ve 6 önemli olan herhangi bir gamda. Bu geçiş çok kuvvetli bir geçiş. Bu geçiş öyle bir geçiş ki burada dramayı da anlatabilirsiniz. Bir şeyin çok büyük olduğunu da anlatabilirsiniz. Zannediyorum ki birçok action sahnesinde de kullanabilirsiniz. Ya da çok ciddi bir dramda da kullanabilirsiniz. Bu çok kuvvetli, çok tercih edilen, çok sık, aşırı derecede sık gördüğüm bir akor kullanım tarzı. Çok basit bir numara. Yani numara bile değil, çok basit bir durum ama gerçekten o basitliğinin arkasında çok büyük bir kuvvet yatıyor. Burada bir pasaj yazdım. Özellikle bunu Hans Zimmer çok fazla kullanır ve ben de onun Dark Knight'ının suite'ini, Dark Knight suite'e benzeyen bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu herif gerçekten bunu çok güzel kullanıyor. Bunu Interstellar'da da kullandı, Dark Knight'ta da kullandı, Inception'da da kullandı. Yani 1 ve 6, 6 ya da 1. Örneği dinleyelim, anlatacağım biraz daha. La'dan devam ediyoruz. Fa majör. La'ya döndük. Başka hiçbir akor yok. Acele etmiyoruz. Fa majör. İnanılmaz ya. Yani çok kuvvetli. Anlatabiliyor muyum? Çok şey. Nasıl derler? Bunun bir tabi yani bu her şey olur bu ya. Bu acayip acayip bir kavram yani, anlatabiliyor muyum? Yani fa majör bir seyirciye la minörü uzun süre verip fa majöre bağlamak, uzun süre verip diyorum bak, kısa geçişler için belki bilmem tabi değişebilir ama uzun süre la'da takılıp bir anda fa'yı vermek öyle bir genişlik, ferahlık açıyor ki, öyle bir duruma getiriyor ki işi, inanılmaz etkisi oluyor. Daha sonra fa majörün üstünde uzun süre durup la minör'e geçmek inanılmaz bir drama veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yeter ki okula alıştır bunu bir süre. Bir süre orada kalsın ve tabii ki üzerine yazacağın aranjman, melodi vesaire bunlar çok şey değiştiriyor. Büyük bir etkisi olduğunu inanıyorum. Bunu kullanın. 1-6-6-1 bu geçişleri kullanın. Uzun uzun yazın. Kısa pasajlarda değil. Ne yazdığınız da çok önemli. Dediğim gibi burada bir sürü modülasyon var. Bunlara mutlaka uğraşılması gereken şeyler. Ama özünde burada hep şey var. Tabii ki burada bir çeşitleme var, çok seslilik var. Tabii ki buradaki kemanlarda şeyi kullandım, çeşitlemeyi kullandım mesela. Açıyoruz. Ne yazmışım? Mesela bu çıkıcı bir part olmuş. Anlatabiliyor muyum? Ama partın zannediyorum şuradaki miydi, bir dakika. Şurası. Şurası çıkıcı bir part. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisi birleşince yani şuralar. Şu dramatikliğe bakar mısın ya? Sonra si re'ye dönüyor. Bir daha dinleteyim. Şey demiştim, şurada birkaç tane farklı şey kullandım. Neydi bu? Ha, bu şey Eddio'nun agitatosundan cellolar. Bir de onların violoları var galiba. Aynen. Herhangi bir EQ'lama yok. Dediğim gibi presetten bir
şey, reverb. Her videomda bahsediyorum. Ne yazmak istediğin, nasıl yazmak istediğin, aranjman çok önemli. Bu da seneler içinde oturuyor ve çok fazla müzik dinlemekle oluyor. Çok fazla taklit ediyorsun, çok fazla imreniyorsun ve bir zaman sonra kendi yolunu buluyorsun. En azından bazı şeyleri öğrenmiş oluyorsun. Bölüm bu kadar. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Düşüneceğim. Siz de yazabilirsiniz. Ne var ne yok. Ne istersiniz. Ne yapalım edelim. Durum böyle. Hadi görüşürüz. Bye bye.